Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba. Değerli seyirciler, bugün Türkiye büyük bir provokasyonla sarsıldı. İzmir'de HDP il binasına yapılan ve bir parti çalışanı genç kadının, 20 yaşında bir genç kadının, Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle sonuçlanan o alçakça saldırıdan söz ediyoruz. Bu kardeşliğimize sıkılmış bir kurşundur bizim. Birliğimize, bütünlüğümüze, bu ülkenin aydınlığına, bu ülkenin geleceğine sıkılmış bir kurşundur. Yani siz bunu Twitter'da da açıkça belirttiniz, sosyal medyada. Bu gerici ve faşist bir saldırıdır. Irkçı bir saldırıdır. Ve üstelik bu saldırıyı gerçekleştirenler bu ülkenin birliğinden yana olduğunu söyleyecek kadar da aklını yitirmiş ruh hastalarıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin birliğini yurttaşlarının bir bölümünü döverek veyahut vurarak öldürerek sağlayabileceğini zanneden bir zihniyetle karşı karşıyayız. O bakımdan bu saldırı, saldırganın şu anda görüntülerini görüyorsunuz. Bunlar MOBASE kayıtları. Akşam saatlerinde çıktı. Bizim ana haber bülteni bittiği sırada elimize ulaştı bu görüntüler. Arkadaşlarımız tarafından ulaştırıldı. Hemen ikimizin arasında görüyorsunuz değerli seyirciler, Emre Bey ile benim aramda verilen görüntüler. Katilin ne kadar soğukkanlı olduğunu gösteriyor. Bakın çantasıyla birlikte taksiden iniyor, maskesini düzeltiyor ve il binasına doğru yürüyor. Bu büyük bir provokasyonun başlangıcı diye düşünüyorum hocam. Aynen. Büyük bir provokasyon. Şimdi nedir bu provokasyon? Bir kaos ortamı yaratmak, insanlarda bir güvenlik kaygısı oluşturmak, can güvenliği kaygısını her türlü ya da can güvenliği korkusunu her türlü kaygının önüne geçirmek. Yani geçim sıkıntısı, sefalet, yoksulluk, güvencesizlik, sağlık gibi her türlü kaygının önüne can güvenliği korkusunu geçirmek ve böylece toplumu sindirmek amaçlı provokasyonların, kaotik ortam yaratmaya çalışılan saldırıların bir başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Ben böyle yorumluyorum. Doğru. İşin garip tarafı şu hocam. Sedat Peker'in uyarısı doğru çıktı. Doğru. Hep burada söyledik. Evet, temkinle yaklaşmak gerekiyor ama kimin söylediği kadar neyin söylediği de önemli. Elbette Sedat Peker'in söylemesi bizim bir temkinle yaklaşmamıza neden oldu ama biz bunları ciddiye aldık. Bugün Sedat Peker'in, ki oraya da geleceğiz, üst üste attığı tweetler de, mesajlar da çok önemli. Şimdi ne demişti? Gazi Mahallesi'ndekine benzer büyük bir provokasyon, bir kaos yaratmaya dönük büyük bir provokasyon yapacaklar. Bir kaos yaratıp onun üzerinden tarihsel ömrü bitmiş iktidarlarının siyasi ömrünü uzatmaya çalışacaklar diye de çok sayıda yorum var ortada. Benim de yaptığım, başkalarının da paylaştığı yorumlar bunlar. Şimdi neden büyük bir provokasyon? HDP eş genel başkanı hocam Mithat Sancar, ki akademisyendir kendisi. Yani açıkladığına göre ve il yöneticilerinin açıkladığına göre o saatlerde aralarında milletvekillerinin de olduğu 40 kişinin katıldığı bir toplantı planlanmış. Ama bir sebeple bu toplantı iptal edilmiş. O bakımdan parti binasında kimse yok. Bir genç kadın var. O da annesinin yerine oraya, annesi çalışıyor orada. Bir işçi olarak çalışıyor. Çay servisi yapıyor vesaire. Annesinin o gün bir işi olduğu için onun yerine, annesinin yerine çalışmak üzere gelmiş silahsız, savunmasız bir kadına karşı alçakça gerçekleştirilmiş bir saldırı var. Şimdi demek ki 40'tan fazla insanı öldürmeye hazır ya da 40'a yakın, ne kadar silahında mermi varsa, ki 10 mermi sıktım diyor. 10 mermiyle binaya gittiği gibi bir bilgi yanlış. Polis bunu açıklayacaktır. Ve polis tarafından hemen yakalanıyor. Bir başka şey var hocam. Sıkı durun. HDP yöneticileri İzmir Valiliğine başvurmuş. Can güvenlikleri için ve koruma için. Binanın korunması için. Saldırıdan endişe ediyoruz. Bir saldırının yapılmasından endişe ediyoruz. Bizi koruyun demiş. Yazılı bir başvuru yapılmış. Yazılı bir başvuru yapılmış. Bunu haber bültenlerimizde sizinle bu haberi paylaşacağız. Ama her nedense
ya bürokratik hantallık yüzünden, ya vurdum duymazlık, ya da görevi ihmal nedeniyle bu koruma bir türlü gerçekleştirilmemiş. Veya zaten kendiliğinden verilen korumalar yeterince uyanık ve aktif davranamamışlar. Saldırıdan sonra hemen yakalıyorlar. Yani binadan çıkarken silahımı koydum, çantama çıkarken yakaladım diyor. Değerli seyirciler, katil çok soğukkanlı. Bilerek, spontan gelişti diyor, yalan söylüyor. Bilerek ve planlayarak gerçekleştirdiği bir eylem. Çocukluğumdan beri PKK'lı öldürmek istiyordum diyor. Binanın çevresinde keşif gezisi yaptım birkaç kere diyor. Bu planlandığı, önceden tasarlandığı, yani taammüden gerçekleştirilen bir saldırı olduğu anlamına geliyor. Öyle bir anlık öfkeye kapılmış ve kendiliğinden birdenbire oluşmak demek spontan ve spontan bir saldırı olmadığı anlaşılıyor. Böyle birdenbire ve kendiliğinden gelişen bir saldırı, anlık bir saldırı olmadığı anlaşılıyor. Birkaç şey daha var, önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli açıklamalar yapacağım hocam ben bugünkü programda. Yarın da galiba. Yarın da, bugün yapacağım, yarın da yapacağım. Bir kısmını da yarın yapacağım. Bugün belli işaretlerini vereceğim. Beni çok önemli birisi, ben programdan önce çok önemli birisiyle, İçişleri Bakanlığı yapmış çok önemli bir birisiyle konuştum. Şunu söyledim. Buradan bütün kamuoyunu uyarmak isterim. Söylediklerine biraz sonra geleceğim hocam. Hızla tamamlamak istiyorum. Peki bu kaosun amacı ne olabilir? Kaosun amacı şu olur sadece. Bu kaostan kimlerin yararlanacağına bakalım. O zaman bu saldırı ortamının kimler tarafından yaratıldığını anlarız. 2015'e hep işaret edildi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP kaybetti. Türkiye kan gölüne döndü. Ankara Gar Meydanı'nda, Suruç'ta, Kızılay'da, Beşiktaş'ta ve Sultanahmet'te bombalar patladı. 477 kişi hayatını kaybetti. Seçimler iptal edildi. 1 Kasım'da tekrar bir seçim yapıldı. Ne oldu? AKP kaybetti, iktidara yeniden el koydu. Böyle oldu. Peki bu saldırının arkasında sadece, yani ruh hastası katillerin olduğunu söylemek mümkün mü? Cumhur İttifakı'nın, yani AKP ve MHP'nin ayrıştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, dışlayıcı ve bölücü dilin bunda hiç payı yok mu? Elbette payı var. Olmaz olur mu? Legal, demokratik bir partinin, anayasaya göre kurulmuş, Yargıtay tarafından denetlenen, mecliste temsil edilen, mecliste başkan vekillikleri bulunan, meclisteki bütün komisyonlarda temsil edilen bir partiyi terör örgütüyle özdeşleştiren bir dili yıllardır kullanmıyorlar mı hocam? Son 2 yıldır özellikle kullanmıyorlar mı? İşte budur. İşte budur. Buradan ve Sedat Peker'in gördüğü gerçeği görememek, Sedat Peker'in gördüğü gerçeği görememek siyasi körlüktür. Bugün attığı tweette önceden uyardığım provokasyon işte buydu. Başkaları da gelecek, dikkat edin diyor ve bütün kendisini sevenlere, taraftarlarına ya da örgütünün ya da grubunun mensuplarına sakın sokağa çıkmayın diyor. Demek ki bir sokağa çıkma hesabı var. Sokağa çıkma hesabı var. Biraz sonra söyleyeceğim. Çok önemli kişinin söylediği de bana tam bu. Sizi Türkiye'de karar vericiler, entelektüeller, yöneticiler izliyor 18 dakika programını. Bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum diye bana verdi. Bir dizi provokasyonun gerçekleştirilebileceğine dair çok ciddi iddialar var ortada. Sebep ne? Deniyor ki ya 2023'te seçim var, ne alakası var? Belki de baskın bir seçim. Biraz önce söylediğimiz gibi bir güvenlik kaygısı yaratıp, bir terör ve kaos ortamı yaratıp ancak bununla biz baş edebiliriz deyip belki de bir baskın seçim gerçekleştirilmek isteniyor veya seçimler iptal edilmek isteniyor. Fakat bir şeyi söyleyerek bitireyim hocam, hemen veriyorum size, biraz uzadı. Estağfurullah, rica ederim, buyurun. Bir derede nasıl iki kez yıkanılamazsa, aynı suda nasıl iki kez yıkanılamazsa, akan bir suda, yani her şey değişirse, dönüşürse, tarihte hiçbir şey tekerrür etmezse, birinde komedi ise eğer diğerinde trajedi olacaksa, 2015'teki provokasyon ve kaos ortamını bir daha yaratamazsınız. Bu millet buna teslim olmayacaktır. Bu millet buna teslim olmayacaktır. Bakın, Sedat Peker daha sonra attığı tweetlerde diyor ki, saatlerdir düşünüyorum.
bir başsağlığı dilersem bu benim aleyhime kullanılır diye düşündüm. Sonra vazgeçtim diyor ya. Biz ne kadar birbirimizden kopmuşuz böyle. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum diyor ve tekrar çağrı yapıyor. Sakın sokağa çıkmayın diyor. İlginç. Şimdi Sedat Peker kim? Doğru. Derin devleti tanıyan birisi. Kim? Derin devlet tarafından tetikçi istenen birisi. Kendisi ifşa etti. İşte kardeşim gitti ifade verdi. Ve eski İçişleri Bakanlarından birinin, Emniyet Genel Müdürlerinden birinin adını vererek onun adamları devreye girecektir. Dikkatli olun diyor. Ve tekrar çağrı yapıyor. Sakın sokağa çıkmayın. Lütfen provokasyona gelmeyin diye. Şimdi katil hakkında bir iki şey söyleyeyim. Bu katil askere gitmemiş 27 yaşında. Ama Suriye'ye gitmiş. Eğitim almış. Ve Sadat tarafından eğitildiğine dair iddialar var. Buyurun. Evet. Tabloya bakar mısınız hocam? Ben de buradan Deniz Poyraz kardeşimize, o kardeşimize sıkılmış bir kurşundur. HDP'de çalışan. Rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlere ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Kardeşliğimize, barışa, istikrara, birliğimize yapılan bir saldırıdır. Bölücü bir saldırıdır bu. Bir terör saldırısıdır. Terör saldırısıdır. Askere gitmemiş ama Suriye'ye gitmiş. Silahlı fotoğraflarını paylaşıyor, kimse de sormuyor onu. Ya oraya gittin, nasıl buraya geldin diye. İktidarın getirdiği yere bakar mısınız Türkiye'yi? Buyurun hocam. Evet, bence çok haklısınız bütün isyanınızda. Şimdi değerli izleyiciler, arkadaşlar bu görüntüleri yeterince verdik. Alabilirsiniz ve diğer görüntüler varsa onları paylaşabilirsiniz. Başka görüntülerimiz de var çünkü çok sayıda. Affedersiniz. Rica ederim, buyurun, buyurun. Rica ederim. Rica ederim. Görüntüler tabii evet. Güncel olayı anlatıyor. Çok önemli. Şimdi değerli izleyiciler, esas olarak her ölüm acıklıdır. Genç ölümleri, sırasız ölümler daha acıklıdır. Terör saldırısında ölümler çok daha acıklıdır. Şimdi son yakın tarihte birkaç kavramın biz iyice tersine döndüğünü görüyoruz. Bir tanesi bu darbe kavramı. Efendim Kemalistler ordu zaten geleneğinde var filan derken İslamcılar darbe yaptılar. Bir defa bu darbe geleneği vesairesi tersine döndü. Şimdi terör saldırısı. Yahu Türkiye'de yıllardır terör saldırısı, terörden cinayet deyince PKK akla gelirdi. Şimdi bu mahlukun yaptığı katliam tek kişi de olsa, güzelim bir genç kız, Allah gani gani rahmet eylesin. Ben ailemde yaşadığım için evlat acısı nedir çok iyi bilirim. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi bunları belirledikten sonra çok önemli bazı tarihten gelen ve bu programda da konuşulmuş olan bazı gerçeklere işaret edeceğim. Sakin olalım. Yani bir defa sakin konuşalım. İlk söyleyeceğim şey şu, bu programı izleyen dostlarımız, izleyicilerimiz biliyorlar ki bu programda pazartesi gününden beri genel strateji olarak HDP üzerinden bir ayrıştırma ve bir provokasyon ve bir demokrasiye karşı bir komplonun yapıldığı bu programda söylendi. Ben hatta o kadar fazla uzattım ki filan yani. Pazartesiden beri biz bunu konuşuyoruz. HDP üzerinden bütün muhalif partilerin bir centilmen anlaşması biçiminde resmi olmayan bir demokrasi cephesi kurduğu ve resmen kurulmuş olan bir millet ittifakıyla HDP arasında bu centilmen anlaşmasıyla giden bir demokrasiyi koruma ittifakını bu iktidarın demokrasi karşıtı olduğu için parlamenter demokrasiyi yok ettiğini övünerek anlattığı için, her konuda duvara toslamış olan şahsım rejimini savunduğu için bu ittifakı, yani demokrasiyi koruma ittifakını yıkmak istediğini, bunun da yumuşak karnı olarak HDP'ye saldırdığını, saldıracağını, bunun devam edeceğini biz pazartesiden beri bu programda konuşuyoruz. Pazartesiden beri. Hatta yani Tele1, Merdan Yanardağ, Emre Kongar üzerinden bile başladık konuşmaya. Şimdi bunun sonucunu gördük. Bir, yani zaten 18 dakika izleyicileri için olup bitenin gayet bilinen bir siyasal komplonun bir parçası olarak bunun oynandığı bu oyunun ortada. Bu bir. İki, bakın. Çok önemli. Biraz evvel Sayın Yanardağ söyledi. 7 Haziran 2015.
Şimdi birkaç şeye işaret etmek lazım. 7 Haziran 2015'ten sonra gar katliamını hatırlayın. Ondan öncekiler de var. Suruç var, Sultanahmet var falan. Ama esas gar katliamını hatırlayın. Ve şunu hatırlayın. Şunu hatırlayın. Birisine geleceğim çünkü buradan. Birisine bir çağrı yapacağım. Şunu hatırlayın. Gar katliamı ta kuzeydeki bir ilimizden çıkıp, çay ocağından çıkıp gelen ve takip edilen bir şüphelinin de bulunduğu bir çete tarafından yapıldı. Takip ediliyor, biliniyor. Dönemin başbakanı ne dedi? Efendim canlı bombalar dedi, eyleme geçmeden yakalayamıyoruz. Kuzey değil de hocam, Gaziantep'ten geldi. Biraz daha yukarıdan da girelim var. Daha önceki bir saldırı, evet, doğru, o evet, da var. Yukarıdan bu, da. Bu baro başkanını işte, öldüren bir çay ocağından yok, gelmişti. Evet, oradan da var yani. Ve izlenen, bilinen insanlar ve dönemin başbakanı dedi ki ne yapalım dedi, bu şeyler, canlı bombalar harekete geçmeden yakalayamıyoruz dedi. Evet, aynen bunu söyledi. Evet. Hatta alay edildi. Ya canlı nasıl bomba... yakalayalım dedi harekete geçmeden. Evet, harekete geçmiş. Harekete geçince öldürüyor zaten. Kendisine yok ediyor. Dönemin başbakanı bunu söyledi. Ve işte demin sevgili Yanardağ'ın söylediği, kendi içinde %25 genel sıralamada 10 puan oy arttırarak yeniden AKP'yi iktidara taşıyan dönem. Şimdi ben o zatı, o dönemin başbakanını açıklamaya davet ediyorum. Ne oldu 7 Haziran'la 1 Kasım seçimleri arasındaki aynı oyun şimdi sahneye konuluyor gibi iddialar var. O zat bugün gerçek partisini kuran, onun başında olan temiz siyaset ahlakını, etiğini yasalaştırmak isteyen ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından o zaman siyaset yapacak kimse bulamayız diye önü kesilen Ahmet Davutoğlu'dur. Açıkça bugün çıkıp bu olayın, bu provokasyonun 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar olan dönemdeki benzerlerini nasıl kullanıldığını iktidar tarafından anlatmalıdır. Çok açık çağrı yapıyorum Ahmet Davutoğlu'na. Çok açık. Şimdi bu işin birinci tarafı. İlk tarafı tabii 18 dakikada bizim bunu önceden gördüğümüz ve söylediğimizdi. Bu ikinci tarafı, üçüncü tarafı var. Bir dördüncü taraf daha var da üçüncü tarafı var. Değerli arkadaşlar, bu Sedat Peker denen örgütlü suç liderinin Kıbrıs'taki cinayet için götürüldüğünde anlattığını hatırlayın. Diyor ki gazetecinin evine gittik. İşte bize... Kardeşi Atilla Peker. Kardeşi de kendisi de. Buradakini öldüreceğiz. Hayır, önce oraya eylem için gittik, yapmadan döndük diyor Peker. Sonra kardeşi yok, anlatıyor. Yok. Sedat Peker yok hocam. Kardeşi gidiyor. Kardeşi Korkut Eken'le gidiyor. Kardeşi kendisi vesaire. Hı. Önce gidiyorlar. Ondan sonra da işte yapamıyorlar filan. Fakat ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Diyor ki o evdekilere PKK'lı bunlar dediler. Kim varsa öldürün dediler. Biz de kim varsa öldürecektik diyor. Şimdi bakın, HDP'yi PKK ile eşleştirmek, CHP'yi de HDP ile eşleştirmek, şeytanlaştırılan ki şeytan gibidir. Terör bence şeytanlıktır. Başka hiçbir açıklaması da yok. Şeytanlaştırılmış bir terör eylemiyle meşru, legal bir partiyi özdeşleştirip onunla demokrasi ittifakı veya demokrasi anlaşması veya demokrasi cephesi oluşturan ana muhalefet partisini de yok etmeye çalışma. Şimdi bakınız, birkaç şeyi, şimdi dördüncü noktaya geliyorum. Hangi anda oluyor bu saldırı? HDP'ye kapatma davası var. Kobani davası dün görüldü. Aletlerinde bir dava var. Ondan sonra kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde görülüyor ve bu arada bu yaşanıyor. Felaket bir durum. Yani dönelim, beşinci husus, 1980 öncesine. Bu burada anlattığım Nurettin Karsu'nun evinin basılıp oğlunun kaçırılması, arkadan Kahramanmaraş olayları, arkadan Çorum olayları ne oldu sonunda biliyor musunuz? Darbe oldu, darbe. Kimler yaptı bunları biliyor musunuz? MİT, MİT mensupları, provokasyon. Şimdi maalesef örgütlü suç lideri bunu uyarıyor topluma. Bu konuda uyarıda bulunuyor. Diyor ki sokağa çıktığınız zaman derhal provokasyonlar başlayacak. Can Ataklı'nın sabah programında söylediğini hatırlıyorum Gezi direnişi için.
Yukarıdan diyor bakıyoruz diyor biz de şeyden. O sırada CNN'deyim ben diyor. Bir takım aynı üniformalı gömlekleri, üniforma gibi aynı gömlekleri giymiş insanlar geldiler. Polis araçlarına Molotov kokteyli atmaya başladılar. Bir tanesi diyor eğildi. Arkasındaki telsiz ve tabancayı diyor ben gördüm diyor. Birinci dereceden tanıklık. Ve o arada o bir araçta yakıldı Molotov kokteylleriyle. Ne oldu ondan sonra? İşte Gezi direnişi şudur budur hala karalamaya çalışıyorlar, tutmuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bir Ahmet Davutoğlu açıklamalarını muhakkak 7 Haziran 1 Kasım arası bugünkü ortamı anlatmak için yapmalıdır. Bunun hiç lamıcımı yok. İki, bu olay ta 1980 öncesinden 2015 seçimlerine kadar gelen ve bugünkü kumpas stratejisine temel teşkil eden diğer olaylarla aynı nitelik taşıyor. Çok dikkatli olmak lazım ve provokasyona girmemek lazım. Unutmayın, bugün HDP, yarın CHP. Hiç kuşkunuz olmasın. Evet efendim, benim söyleyeceklerim. Çok doğru hocam. Sosyal medyada AKP ve MHP'nin bütün propaganda faaliyetlerinde, yayınlarında CHP'yi de HDP üzerinden PKK ile özdeşleştiren bir propaganda var mı, yok? Kesinlikle var. Var değerli seyirciler. Tabii. Var. Şimdi bu anlayışın Türkiye'yi nereye taşıdığını düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin yarısını öldürmeyi, baskı altına almayı, hapsetmeyi, sindirmeyi, korkutmayı düşünen bir zihniyet, hastalıklı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyetin adı gericilik ve faşizmdir. Başka hiçbir adı yoktur. Fakat biraz önce söylediğim gibi bir daha bu ülkeyi teslim alamayacaklar. Olmayacak. Sedat Peker'in bile toplumu uyardığı, provokasyon olacak, sokağa çıkmayın dediği bir yerde bir takım kalkışmaların olabileceği anlaşılıyor. Bugün beni arayan, adı bende saklı kalsın, emniyet kökenli, İçişleri Bakanlığı yapmış, çeşitli kademelerde görev yapmış, çok önemli bir isim, çok önemli bir kişi. Bize gelen bilgileri teyit eden bir açıklamada bulundu. Tek sebebi var. 18 dakika programı önemli, Tele1 önemli. Türkiye'nin önemli bir kesimi izliyor sizi. Bu konuda Türkiye'yi, toplumu uyarmalısınız ve siz de dikkatli olmalısınız dedi. Bakın bu çok önemli. Siz de dikkatli olmalısınız. Nedir dedim ben? Bir takım kalkışmalar olabilir dedim. Bu yönde bilgiler geliyor. Bir takım provokasyonlar olabilir. Bir dizi provokasyonlar olabilir dedim. Bu yönde bilgiler geliyor. Biz de buradan uyarıyoruz. Şimdi Sedat Peker'in uyarıları vesaire. Şimdi Sedat Peker'in belli kanalları var. Bir takım mahallelerde, semtlerde, hani mahalle kültürü, delikanlılık kültürüyle büyümüş, milliyetçilikten başka bir ideolojik çizgiyi tanımamış, işte ağırlıklı olarak Türk, Sünni, Müslüman bu toplumda kendisine bir gelecek göremeyen, dolayısıyla çok kolay bir biçimde hani yeraltı ekonomisine kayabilecek çok sayıda genç ve umutsuz insan var bu ülkede. Bugün ben bir Twitter mesajında bunu paylaştım, sonra onu düzelttim. Hani bir takım sıfatlar arka arkaya koyunca hani sanki onları hakir gördüğümüz, onları hani incittiğimiz, aşağıladığımız zannediliyor. Tam tersine. Onlar bizim yurttaşlarımız, kardeşlerimiz. Bu ülkenin emekçileri, yoksulları. Ama onlar çok kolay bir biçimde, umutlarını kestikleri bu dünyada, harekete geçebilirler. Sedat Peker'in seslendiği onlar. Onlar Sedat Peker'e büyük bir sempatiyle bakıyorlar. O bakımdan Sedat Peker'in uyarılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Olaylar da bunu doğruluyor. Bugün görüştüğüm, o sözünü ettiğim çok önemli kişi, bugüne kadar söylediği her şeyin doğru çıktığını bildiğim kişi, kamuoyunda tanıdığı bir kişi. Kendi izni, yani kendisinden izin almadığım için adını paylaşmıyorum. Yarın paylaşacağım. Belki izin verirse devam edeceğiz çünkü. Yarın da çok önemli açıklamalar yapacağım burada. Hocamla birlikte yapacağız. Paylaşacağız sizlerle. Söyledikleriyle örtüşüyor. Bakın bir kalkışmanın planlandığı, bir kaosun yaratılmak istendiği ve böylece siyasetin yönlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Şimdi bunlar çok önemli bilgiler değerli seyirciler. Hepimizi ilgilendiriyor. Geleceğimizi ilgilendiriyor, toplumu ilgilendiriyor, bu ülkenin istikrarını ilgilendiriyor, ekonomisini ilgilendiriyor. Evindeki huzuru ilgilendiriyor. Sokaktaki güvenliği ilgilendiriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İktidarı tarafından, mevcut iktidarı tarafından tehdit edilen bir toplumla yüz yüzeyiz. Böyle bir şey olabilir mi? Ve kim uyarıyor? Buna karşı kim uyarıyor? Evet, bir suç örgütü lideri. Ve üstelik de yani bin bir sıfatla aşağılanan, aşağılanmaya çalışılan biri yapıyor bunu. O da onu söylüyor zaten. Çok tereddüt ettim diyor, bana karşı kullanılabilir diye diyor başsağlığı dileme konusunda, ama hani düşmanlıkça da namussuzca değil, kahpeci olmamalı, namusluca olmalı. Bizim derdimiz diyor dağa çıkanlarla. PKK'yla diyor. Evet, PKK'yla diyor. Yani masum bir genç kadının öldürülmesi, silahsız bir genç kadının öldürülmesi kahpecedir diyor. Başsağlığı diliyor. Şimdi gelin bakın, memleketin geldiği yere bakın ha. Değerli seyirciler. Evet, İktidar evet. Kanadından şu saate kadar bir kınama geldi mi? İktidar derken Sayın Erdoğan. Bilmiyorum. Umarım yapar. Alt kademelerden bir şeyler var ufak tefek. Devlet Bahçeli ise kınamış. Bir Twitter mesajıyla kınamış. Çok da iyi yapmış. Çok da doğru yapmış. Cihatçıların Suriye'de kirli savaşa katılan, emperyalizmin oyuncağı olan Batı'nın çocukları bunlar. Doğu'nun ve Müslümanların çocukları değil. Orada çünkü Batı'nın büyük projesinin parçası olarak Suriye'de rejime saldırdılar. Niye Amerika orada Suriye'de? Herkes zannediyor ki sadece Kürtleri desteklemek için. Hayır efendim. Esad yönetimini, meşru yönetimi devirmek için oradalar. Peki niye İsrail saldırıyor aynı şekilde Suriye yönetimine? Filistin davasının tek destekçisi Arap ülkesidir çünkü Suriye. Bu yüzden saldırıyor. Bu cihatçılar Amerika ve İsrail'le aynı çizgide paralel bir tutum alarak aynı hedefe vurdular. O yüzden Erbakan diyor diyor hocam. Bunlar İsrail'in Amerika'nın çocuklarıdır diye. Doğru. Haklıymış. Dolayısıyla değerli seyirciler, bir kalkışmayla Türkiye yüzde bir provokasyonlar zincirinin ilk halkası olabilir. Daha büyük bir katliam planlandığı anlaşılıyor. 40 kişinin katılacağı, aralarında milletvekillerinin ve eş genel başkanının da olacağı bir toplantı planlanmış. Son anda bir biçimde ertelenmiş. Binada kimse yok. Katil de diyor ki kimi bulsam vuracaktım zaten diyor. Ve bir de 3 kişi olduklarına dair iddialar var. Onu da unutmayalım. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu Sedat Peker üzerinden gideceğim gene bir yedinci husus daha. Çok çok önemli. Bakınız, bir anlamda günah çıkarır gibi. Çünkü günah çıkarır gibi itiraf ettiği bir şey var. Çünkü konuşmaya başlayınca tabii lehinde aleyhinde sosyal medyada bir sürü yorum yapıldı. Bir tanesi de özellikle medyadakileri, entelektüelleri, efendim... akademisyenleri, yani düşünen beyinleri etkilemek için hatırlatıldı ki bu çıktı, biz sizin kanlarınızla duş yapacağız dedi. Dedi mi? Dedi. O şimdi bunu anlatıyor. Diyor ki şu oldu da bu oldu da onlar öyle yaptılar filan. Fakat fevkalade önemli bir gerekçesi var. Fevkalade evet. Önemli, onu hatırlatıyorum. Evet. Fevkalade önemli. O sırada diyor toplumu korkutmak lazımdı, ben o görevi yaptım diyor. Buyurun. Buyurun. Korkutmak istiyorlardı diyor, ben o görevi yaptım. Evet. O korku sırada, iklimi yaratmak istiyorlar. O sırada diyor korku iklimi yaratılacaktı, ben o görevi yaptım diyor. Söylüyor, mekanizmayı söylüyor. Ben demin size 1980 öncesindeki mekanizmayı da anlattım. Peker'in neden provokasyondan korktuğunun delillerini de söyledim. Mahkemelere gitti çünkü. Yani o çocuk kaçırma, Karsu'nun genç çocuklu oğlunu kaçıranların davası görüldü MİT mensubu olarak filan. Ondan sonra da ne olduğunu biliyoruz. Tekrardan dönelim. 2015 seçimlerinde 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gelip de o katliamları yapanların da takip edildiği, dosyalarının olduğu, tanındığı da sonradan ortaya çıktı. O dönemdeki başbakan olan, ben demin Gerçek Partisi dedim, yanlış söyledim, Gelecek Partisi'ymiş. Doğru, Gelecek Partisi, yanlış söyledim, gerçek diye. Gelecek Partisi Genel Başkanı'nın o dönemdeki modeli açıklaması lazım.
Kesinlikle kendisini tekrar buradan bir kez daha davet ediyorum. Bunun üstüne söylenecek şu var. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin önünde tek yol var. Sorunları çok fazla. Bu sorunları eğer baskıyla, şahsım devleti gibi veya sivil ya da asker darbeyle, bunu ister İslamcılar yapsın, ister dinciler yapsın ordu içindeki, ister iddia ettikleri gibi artık hiçbir güçleri falan kalmamış olan Atatürkçüler yapmaya kalkışsınlar, yapamazlar ya, onlar güçleri kalmadı. Türkiye'nin sorunları böyle yollarla çözülemez. Mümkün değil. Türkiye'nin sorunları yalnızca ve sadece demokratik yöntemle, demokrasi içinde çözülebilir. Şimdi İYİ Parti ile HDP arasında Türkiye için düşündükleri çözümler hakkında pek fazla bir yakınlaşma veya benzerlik olduğunu kimse iddia edemez. Ama ikisi de sorunların çözümünde bir yöntemde anlaşıyorlar. Diyorlar ki bunlar meclis çatısı altında şeffaf ve açık tartışmalarla herkesin gözü önünde yapılır diyorlar. Ve tabii ki CHP'nin öncülüğünde, onun şemsiyesi altında bir parlamenter demokrasiye geri dönüş. Ki onu görüyoruz, İYİ Parti bütün varlığıyla bunu destekliyor. Meral Hanım, Akşener çok net koydu. Başkaları da var tabii, Aytun Çıray falan. Bunun arkasında Cumhurbaşkanı adayı olan eski eş genel başkanları, şu anda hapiste tutulan HDP de demokrasiyi savunuyor. Terörle ilişkisini koparmaya çalışıyor. Hem de bunu kamuoyuna da anlatmaya çalışıyor. Falan. Böyle bir demokrasiyi koruma ve geliştirme konusunda bir centilmen anlaşması var. İktidarın kendi yönetimini sürdürmek için tek yolu bu demokrasi ittifakını, bu demokrasi... Koparmaya çalışıyor değil de zaten böyle bir bağ yok zaten. Öyle bir bağ olsa legal parti olamaz. İddiaları diyelim. Evet, iddiaları. Önlemeye çalışıyor. Şeytanlaştırmayı önlemeye çalışıyor. Şimdi model tekrar edelim. PKK eşittir HDP, eşittir CHP. Yahu, eşittir terör diyorlar. Eşittir terör. Ya CHP, PKK diye sosyal medyada bu troller şey yapıyorlar, yani tweet atıyorlar, bir bilinç yaratmaya çalışıyorlar, şeytanlaştırmayı. Onun için diyor, yani hiç kimse küçümsemesin. Bugün HDP, yarın CHP. Model o. Model yok etmek. Sadece demokrasi bilincini değil, muhalefet partilerini de yok etmek. Yani, Türkiye'de karanlık bir diktatörlük kurmak isteyen güçler var, bu açık. Evet ve bu, açık. Bu onun şey başlangıcı. Hocam, şu da çok önemli. Sadat tarafından eğitildiği iddia ediliyor. Evet. Kim iddia ediyor bunu? Bir milletvekili, katilin. Evet. Hüdakaya, bir milletvekili diyor ki katil Sadat tarafından eğitilmiştir. Adnan Tanrıverdi hemen açıklama yapmalıdır. Evet tabii kesin. Adnan Tanrıverdi tabii. Hemen açıklama yapmalıdır. Katil, yani kim, adını da söyleyelim. O bilmem ne yani. Hiç bırakın. Yok, söylemeyin. Çok hocam. Ne yapacaksınız? Çok. Onur Gencer. Sadat tarafından eğitildi mi eğitilmedi mi? Sadat'tan eğitim aldı mı almadı mı denilebilir ki? Ya biz bunu bilemezdik. İnsanlar normalde işte liseye de gidiyor, üniversiteye de gidiyor ama suç işleyebiliyorlar. Hayır, öyle değil. Sadat ideolojik amaçları da olan bir yapılanma. Gayri nizami harp eğitimi veriyor ve bir takım Müslüman ülkelere yönelik cihatçı yetiştiriyor. Böyle bir şirketten söz ediyoruz. Nasıl bir şirketse, nasıl fatura kesiyor acaba hocam? Yani hiçbir müfettişler falan bunu inceliyor mu, merak ediyorum. Tabii kesiyordur canım. Eğitim verdiklerini kesiyordur. Bir fatura kesiyordur. Düşünebilir miyim? Memlekete bakın ya. Outsource edildi ya bütün her şeye. Memlekete bakın. Tabii. Memlekete bakın. Bunların üzerine gitmek durumundadır. Meşru bir iktidar. Hukukun olduğu, bırakın hukuku, yasaların olduğu bir ülkede bunun üzerine gidilmek durumundadır. Evet. Şimdi çok önemli bir husus daha var. Müsaade ederseniz ona değineceğim. Buyurun. İktidarın siyaset dili. İktidarın siyaset dili... Evet, işaret ettim. Ayrıştırıcı bir dil. Evet, ayrıştırıcı. Herkesi terörist olarak suçluyor. Evet, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı. Her türlü demokrasiden yana, demokrasi de tırnak içinde söylüyorum, parlamenter demokrasiden yana görüşü teröristlikle suçlayan bir dil. Şimdi değerli izleyiciler, çok önemli bir isimden söz edeceğim. Bu benim çok saygı duyduğum genç bir meslektaşım.
YÖK'ün yaptıklarını protesto etmek için aynen benim sakal konusundaki YÖK'ü ve askeri yönetimi 12 Eylül'de protesto etmem gibi bu yönetimi ve bu yönetimin YÖK'ünü protesto ederek üniversitedeki görevinden istifa etmiş bir genç akademisyen, daha profesör bile değil, doçent, Kerem Altıparmak harika bir nokta yakalamış, sosyal medyada küt diye vuruverdi. Diyor ki en ufak paylaşımlardan dolayı Twitter'da veya Facebook'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması icat edip sabahın köründe evlerini basan polis ve istihbarat örgütleri, silahıyla pozlar veren ve niyetini açıkça belli eden bu adamı nasıl serbest bıraktı ve bu eyleme kadar gitmesine izin verdi diyor. Harika bir tespit. Kendisini buradan selamlıyorum. O insan haklarını filan da savunan değerli bir akademisyendir. Yakalamış, vurmuş. Nasıl oluyor ya? Ortaokul talebesinin evini basıyorlar sabahın köründe. Hocam biz bunu hep belirttik zaten. Yani Tele1'in bütün yayınlarında bu var. Tele1'in bütün yayınlarında bu çelişkiyi vurguladık zaten. Adam paylaşmıyor, onu bırakın hocam. Katliamı yaptıktan sonra öldürdüğü kadının, o masum genç kadının fotoğrafını çekip paylaşmış değerli seyirciler. Ya neler konuşuyoruz ya? Tele1.com.tr'de, Tele1.com.tr'ye girerseniz ilk sıradaki haberdir. Bir de ne diyor? Bakın. Yani hatta arkadaşları uyardım. Aman dedim, yani hani bizim tarafımızdan yazıldığı da zannedilebilir. Çok düşük bir ihtimal, sıfıra yakın bir ihtimal ama olsun. Leş bir diyor. Yani devam edeceğini belirtiyor. Dile bakar mısınız? Dile bakar mısınız? Bir düşmanının, yani ya bir bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden insanların zerafetine, niteliğine, kapasitesine, kalitesine bakın. Bir de bu anlayışa bakın ya. Düşmanının cenazesine bile leş demez insanlar. Gerçek savaşçılar, mert olanlar, delikanlı olanlar. Savaşın bile bir haysiyeti, bir kuralı vardır. Bir ahlakı vardır. Kahpece, alçakça yapılmaz mı? Evet. Yani öldürdüğü kadının fotoğrafını çekip leş bir diye paylaşıyor, ondan sonra silahını çantasına koyup binadan çıkıyor. Üstelik de çok daha fazlasını öldürecekmiş. Evet, öyle söylüyor. Tabii, öyle söylüyor bir de. Öyle söylüyor bir de. Şimdi hocam evet. Bir vakit de kalmadı. Bunları doğru. Yarına saklayacağız. Değerli seyirciler, yarın çok önemli. Çok çok önemli iki nokta üzerinde duracağım. Bir, Sezgin Baran Korkmaz dosyası ile ilgili. Çok ciddi sorunlar var ortada. Şimdi ben birkaç şeyi merak ediyorum hocam. Çok hızlı bir iki başlık söyleyeyim. Bir, Veys Ateş'le birlikteki yarın bir televizyon programına çıkacağı belirtiliyor. Veys Ateş'le yaptığı konuşmanın band kaydı yayınlandı. Orada Veys Ateş herhalde bir açıklama getirir. Diyor ki sizinle uğraşan bir lobi ve bir ekip var. Kim bu lobi ve ekip? Ya şimdi herkes Sezgin Baran'ı suçluyor. Yani sanki bu olayda hani Sezgin Baran kimdir nedir ayrı bir bahis, ayrı bir tartışma. Fakat adam diyor ki ya benim hukuki hiçbir sorunum yok. Ya niye istiyorlar bunu? Ya da size bunu verirsem bunun bir garantisi var mı? Bende kalacak diyor. 10 milyon avro kime evet. verilecek? Evet. Asıl yarın neyse bu, evet. bunu açıklamak zorunda. Açıklar mı açıklamaz mı? Bunu açıklamazsa hiç konuşmasın. Hocam biz açıklayacağız. Onu biz açıklayacağız. Kimler o lobiler? Kimse dosya okumuyor. Biz avukatlarımızla konuştuk. Biz Sezgin Baran Korkmaz dosyasına bakıyoruz. Dosyaya bir bakmak lazım. Şimdi herkes bu ünlü Paramount Otel'in Sezgin Baran Korkmaz tarafından üzerine hani deyimle, o mafyatik deyimle, argo deyimle çöktüğünü söylüyorlar. Hayır değil. Neyse ipucu vermeyin. Şimdi, hayır o Cihan Ekşioğlu tarafından işte zırhlı araçlarla polise ait girilerek alındığı belirtilen bir otelden söz ediyoruz. Ondan sonra bir sahibi var, daha sonraki sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Oteline de çökmeye çalışıyorlar belli ki. Peki, evet. 45 milyon dolar alacağının silinmesi isteniyor. Burada da bu adam mağdur. Yani bir sorun var. Evet. Amerika'da hakkında dava olmadığı, arama olmadığı belirtiliyor ve Türkiye'den pasaportuyla çıkıyor yurt dışına. İlginç bir tablo var ortada. İlginç bir durum var değerli seyirciler. İşler yarın. Çok karışık, bunları yarın anlatacağız. Yarın 18 dakikada sizlerle birlikte olacağız yine aynı saatte, tam 20'de.
Hocam ben bir bizden sonraki programın konuklarını duyuracağım. Sizin bir tabii. son sözünüz varsa. Yok. Peki. Ben kapattım. Peki. Değerli seyirciler, Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin gündemi programı var. Bütün bu sorunlar ele alınacak. Çok önemli ayrıntılar var. Çok önemli konular var. Programın hazırlığını birlikte yürüttüğümüz için bütün programlar da olduğu gibi biliyorum. Şimdi Garap Aylan, HDP eş genel başkan yardımcısı programda HDP'ye yönelik saldırıyı değerlendirecek. Selin Sayek Böke, Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri. Bu saldırıyı ve diğer konuları, Sedat Peker'in ifşa ettiği konuları, iktidarı ve siyaseti değerlendirecek. Orhan Uğurluoğlu. Çok Orhan, önemli o. Bugün çok önemli var. Bir yazısı var. Evet. Saadet Partisi'ne yönelik iktidar operasyonunun perde arkasını anlatacak. Oğuzhan Asiltürk'ün, yani Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı biliyorsunuz. Sayın Erdoğan kendisini iki kez ziyaret etti. Bir sarayda ağırlayıp birlikte iftar yaptılar. Bir de evine ziyaret etti. Ne çıktı altından ben söyleyeyim. İhale çıktı, ihale. İhale. Vaktimiz olmadığı için değinemedim. Bunu Orhan Uğuroğlu anlatacak size. Programda ihale. Profesör Doktor Aziz Konukman, Türkiye'de halk iktisatının, halkçı iktisatın en önemli isimlerinden biri. Ve Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu var. Ve Biden-Erdoğan görüşmesinin perde arkası, daha doğrusu zirve fiyaskosunun perde arkasını anlatacak çok önemli bir dış yorumcumuz var. Bir diplomasi yazarı, gazeteci Ceyda Karan. Program dolu dolu. Tele1'den ayrılmayın. Hani Evren'in dediği gibi hocam, Evren Özal Kuş'um, ben olsam ayrılmam. Siz de ayrılmayın. Hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın. Yarın bekliyoruz. Haysiyetinize, sağlığınıza, haysiyetinize sahip çıkın değerli izleyiciler.